aldı bizi. Bizi aproz etti. Gel. Hocam şöyle başka yer zaten. Çay. Gel dayıcım, buyurun. Dayıcım, lütfen. Müslümanların ilk kıblesi ve kutsal mabetlerimizden biri olan Mescid-i Aksa, Siyonist İsrail askerlerince işgal edilmiş bulunmaktadır. Bu işgale karşı direnen Filistinli kardeşlerimizden onlarcası da İsrail askerlerinin saldırıları neticesinde yaralanmıştır. İşgalci Siyonist İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Haçlı zihniyeti taşıyan Batı ile birlikte İslam dünyası içine fitne koyarak dikkatleri Irak ve Suriye'deki çatışmalara çektiği sırada önce Gazze'yi bir ayı aşkın süre boyunca bombalamıştı. Şimdi de kutsal mescidimiz Mescid-i Aksa işgalci İsrail askerleri tarafından çiğnenmiştir. Buna karşı direnen onurlu Filistin halkı İsrail askerleri tarafından mermiler, bombalar ve gazlarla katledilmeye çalışılmaktadır. 1948'den beri sürdüre geldiği işgal ve soykırımı devam etmektedir. Orada çiğnenen sadece Mescid-i Aksa'nın halları değildir. 1,5 milyar Müslümanın, yani hepimizin izzeti ve şerefidir. Dünyanın şımarık ve zalim çocuğu İsrail'in Filistin halkına uyguladığı izolasyon, Müslüman halklara, Müslümanlara ait topraklara yeni yerleşim yerleri açması, Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması ve haksız tutuklamalar gibi bir sürü sınır tanımaz eylemler, dinler arası bir savaşa sebep olacağı gibi çok kan dökülmesine de sebep olacaktır. Yine tüm Müslümanları ve Davos'ta İsrail başkanına "Vay mühür" diyerek İslam dünyasının gönlünü kazanan, kahramanlaşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Davutoğlu hükümetini İsrail'le her türlü diplomatik, ekonomik, askeri ilişkilerini kesmeye davet ediyoruz. Güney Amerika ülkelerinin Ürdün'ün yaptığı gibi İsrail elçisini istenmeyen adam ilan etmeye davet ediyoruz. Tüm kardeşlerimizi İsrail'e destek veren şirketlerin mallarını boykot etmeye davet ediyoruz. Filistin'de yaşanan vahşet ve zulmün son bulacağı, özgür Filistin'in kurulacağı ve Mescid-i Aksa'da özgürce ibadet edebileceğimiz günlerin yakın olduğu inancı ve duasıyla kamuoyunu hassasiyete davet ediyoruz. Bu basın açıklaması yapmış olmaları vatandaşımızın demokratik tepkisini ortaya koymasıdır. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya yapılan bu saldırılar kabul edilebilecek türden değildir. İsrail bunu müteaddit defalar özellikle yapıyor ve bunu da bir şekilde artık adet haline getirdi. Buna dur demenin zamanı gelmiştir. Müslüman alemi buna elbette dur diyecektir. Dolayısıyla bugün burada bu tepkiyi ortaya koymak en demokratik hakkımızdır. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bütün İslam alemini, Türkiye'yi, hepsini bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bana imzalamak zorunda.